Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bugün 13 Nisan 2015 Pazartesi bir gazete manşetleri programıyla daha karşınızdayız. Bugün Pazartesi, haftanın başı, mutlu ve umutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle Tosya Haber 37 gazetemizde gazete manşetlerine başlıyoruz. Tosya Haber 37 gazetemiz öğrencileri ilgilendiren mutlu bir haberle okuyucularının karşısına çıkmış. Liselere giriş sınavı TEOG'un ikincisi 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından 1 Mayıs 2 gün tatil, ardından hafta sonu 2 gün daha tatil ve öğrencilerimiz 5 günlük bir tatil bekliyor. Bu mutlu haberden sonra bir başka haber, Pegasus uçuş ağını Kastamonu'yu ekledi başlıklı haberde. Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kastamonu Havalimanı'na gerçekleştirdiği seferler Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılacak. 46.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuşlar gerçekleştirilecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kastamonu Havalimanı'na Perşembe günleri 13.40, Cumartesi günleri saat 08.50 ve Pazar günü saat 11.40'da uçulabilecek. Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular ise Perşembe günleri saat 15.20, Cumartesi günleri saat 10.30 ve Pazar günleri saat 13.20'de gerçekleşen seferleri kullanabilecekler. Tosya Haber 37 gazetemiz manşetine D100 yine iki can aldı başlıklı haberle çıkmış. Tosya ilçemiz 4 yol kavşağında yaşanan bir kaza haberi, iki can aldı ve iki yaralımız var. Tosya 4 yol kavşağında yaşanan kazaları zaman zaman size haberlerini duyuruyoruz. Bir türlü insan değeri ülkemizde maalesef bilinmiyor. Bu kavşağa bir çözüm uzun yıllardır getirilmiyor ve bu kazalar sürekli yaşanıyor. Tosya Haber 37 gazetemizin bir başka başlığı, MHP ilçe başkanı Muvaffak Etyemez hayaldi gerçek oldu demiş. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi. Tosya'daki sivil toplum temsilcilerimizin seçilecek yerden aday olursa destek vereceklerini beyan ettikleri, ancak 3. sırayı alınca sükutu hayale uğradıklarını gözlemlemekteyiz diye bir açıklama yaptı. 11 parti seçimlere katılmayacak. Oy pusulaları değişti. Bir başka başlık. 31 partiden 11'i seçimlere girmeme kararı aldı ve listelerini göndermeyerek başvuru yapmadı. Kastamonu yerelinde çıkan gazete başlıklarında başlıklarına Kastamonu Doğru Söz gazetesiyle başlıyoruz. Şampiyon son karşılaşmasında da galibiyetle ayrıldı. KSK 1966'nın affı yok. Ara başlığında Bölgesel Amatör Lig 5. grubun şampiyonu Kastamonu Spor ligin son karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Termez Spor'u da 1-0 mağlup ederek sezona son noktayı koydu. Kastamonu Spor 64 puan ve artı 43 averajla ligi tamamladı. Doğru Söz gazetemiz manşetine yatırımcı Kastamonu'da çalışacak işçi bulamıyor başlıklı haberle çıkmış. Ticaret borsasının konuğu olarak elimize davet edilen ve bir üniversitede bir konferansa katılan Sanko Holding Onursal Başkanı konuk olduğundan çarpıcı tespit. İstanbul'daki Kastamonuları buraya yatırım için çekmek lazım. Ancak Kastamonu'da bir işçi bolluğu da yok sanırım. Yatırımcı çalışacak işçi bulamıyor. Bu da ayrı bir handikap şeklinde açıklamalarda bulunmuş. AK Parti milletvekili Demir aday olmadığım için hüngür hüngür ağlayanlar var. AK Parti'nin 30 adayı arasında listeye girmesine kesin gözüyle bakılan ancak aday gösterilmeyen iş adamı Murat Demir parti tarafından yapılan temayüllerde ilk sıralarda bulunmasına rağmen
listeye girememesinin hayal kırıklığını yaşadığını kaydetti. Demir, benimle yüreklerini paylaşan, yüreklerini ortaya koyanlar benim aday olmadığımı duyduğunda hüngür hüngür ağlayan insanlar tanıdım. Ben burada, ben zaten Kastamonu'nun gönlünde milletvekili oldum şeklinde açıklama yaptı. Bir diğer gazetemiz Kastamonu gazetesi manşetine hüsran yaşadık başlığını atarak çıkmış. Öz eleştiride bulunmamız gerek ara başlığında 8. Fesane Kastamonu günlerinin tanıtım toplantısında konuşan Kaster Genel Başkanı Latif Çilingiroğlu İstanbul'daki milletvekili aday listelerinde Kastamonu'nun yaya kalışını hüsran yaşadık diye özetledi. Soğuk rüzgar Kastamonu gazetemizin bir başka başlığı hafta sonu Küre'de düzenlenen nikah töreninin siyasetçi konukları arasında bir ara soğuk rüzgarlar esti. Nikaha tam kadro katılan CHP il ve merkez ilçe yöneticileri masalarına gelen yeni AKP'li eski milletvekilleri Mehmet Yıldırım'ı adeta buz gibi karşıladı. Yönetim kurulu üyesi Erol Namlı bu tepkisini Yıldırım'ın elini sıkmayarak bir derece daha ileri götürdü. Tarihi mektup Kastamonu gazetesinin bir başka başlığı Elekdağ'dan Obama'ya ara başlığında hemşehrimiz eski CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Dr. Şükrü Elekdağ, ABD Başkanı Barack Obama'ya Ermeni olaylarına ilişkin geçtiğimiz yıl yaptığı soykırım açıklamasıyla ABD anayasasını ihlal ettiği uyarısında bulundu. Tabii değerli izleyicilerimiz, Papa'nın soykırım hakkındaki açıklamaları ulusal basında büyük yer buldu. Bugün gazetelerde bu konuyla ilgili birçok köşe yazısı yazıldı, birçok manşet atıldı. Bir diğer gazetemiz Nasrullah gazetesi, vali klasikliğin dışına çıkmalıyız. Şeyh Muz Günaydın Kaster tarafından organize edilen Fesanede Kastamonu Günleri konulu tanıtım toplantısında konuştu. Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde 8.'si düzenlenecek olan Fesanede Kastamonu Günleri programının tanıtım toplantısı Moni Otel'de gerçekleştirildi. Bir şey elde etmek için çaba ve gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şeyh Muz Günaydın, İstanbul'da ciddi bir nüfusumuz olduğunu hatırlatarak orada yaşayan her aile senede bir kez bir aileyi Kastamonu'ya gönderse birçok sıkıntımız çözülür şeklinde açıklamalarda bulundu. Nasrullah gazetesi de ticaret borsasının daveti üzerine ilimize gelen Abdülkadir konuk olduğunu haber yapmış manşetinde Kastamonu aklımın bir köşesinde kaldı başlığı atılmış. Bunlar tabii ki büyük insanlar. Akıllarının bir köşesinde Kastamonu mutlak surette kalacaktır ve bu bir şekilde Kastamonu'ya dönecektir şeklinde Ticaret Borsası Başkanı iş yerinin açıklamalarına yer vermiş. Nasrullah gazetemizde önemli bir haber. Çok yazık ediyoruz. Ormanlarımıza çöplük muamelesi başlıklı haberinde Kastamonu'nun çevresindeki ormanlar doğa sevgisi ve bilinci gelişmeyenler yüzünden adeta çöplüğe döndü. Yetkililer çıkan yasalara getirilen cezalara rağmen bundan vazgeçmeyenlerin ihbar edilmesini istiyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri çevreyi kirletenlerin Alo 181 çevre hattına, ormanı kirletenlerin ise Alo 177 orman ihbar hattına bildirmelerini istedi. Sağda ittifakın Kastamonu adayları açıklandı. Bir başka başlık. Değerli izleyicilerimiz, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin seçim ittifakını haber yapılmış ve Kastamonu adayları açıklanmış. Birinci sıra adayı Muhammed Emin Titiz. İkinci sırada Satılmış Külçe ve üçüncü sırada ise Ayhan Gündoğdu yer alıyor. Kastamonu aşığı yazar İnan okurlarıyla buluştu. Bir başka başlık. İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli trafik polisi olarak görev yapan
Boş zamanlarında da yazdığı şiirlerle iki ayrı kitap altında toplayan Burhan İnan, Barutçuoğlu AVM'de imza günü etkinliğine katıldı. İnan'ın imza gününde "Seviyorum bu şehri Kastamonu" ve "Aşkı Şehir" ismini verdiği iki ayrı kitabını okuyucularına imzaladı. Bir diğer gazetemiz Açık Söz gazetesi, Feshane Kastamonu günlerinin tanıtım toplantısında konuşan Vali Günaydın'ın haberini manşete taşımış. "Her şeye sahibiz" demiş Vali Günaydın. "Nelere sahip olduğumuzu bilelim" şeklinde açıklama yapmış. Belediye Başkanı Sayın Babaş, "Laftan ileri gidemiyoruz" demiş. Kara Hasan ikametgah uyarısı yaparak İstanbul'daki hemşehrilerimizin Kastamonu'dan ikametlerini Kastamonu'ya aldırılmaları konusunda bir açıklamada bulunmuş. Çiringiroğlu, "Kastamonu tanıtılmalı" başlıklı açıklamasında İstanbul'da Feshane'nin bir marka olduğunu ve bu yüzden Feshane'deki amaçlarını anlatan Kastamonular Dayanışma Derneği Genel Başkanı Latif Çiringiroğlu ise "İstanbul'da 1 milyona yakın hemşehrimiz Kastamonu'nun buluşması, kaynaşlaması anlamına gelir. Gelişmenin yolu turizmden geçiyor" şeklinde açıklamalar yapmış. Haberin detayları Açık Söz gazetesinde. Genç kız gözyaşlarıyla uğurlandı. Bir başka başlık, Ankara Gazi Üniversitesi Fakültesinde 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören Mustafa Gezici'nin 19 yaşındaki kızı lise öğrencisi Hümeyra Elif Gezici, yapılan ilik naklinin ardından enfeksiyon kapması neticesinde hayatını kaybetti. Biz de kızımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kastamonu Üniversitesi 4 akademisyen daha alacak başlıklı haberde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Gıda Mühendisliği bölümüne 4 akademisyen alınacak. Evet, son gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi. Dosya ilçemizde yaşanan kazayı manşetine taşımış. "Feci kaza 2 can aldı" başlığını atmış. Bir diğer haberi, "Genç Eller Ahşaba Tarih İşler Projesi tanıtılıyor." Barutçuoğlu AVM'de yapılan tanıtımda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, aynı zamanda Kastamonu Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yürütücüsü olduğu Genç Eller Ahşaba Tarih İşler Projesi'nin sergi açılışı dün yapılmış. Başarıya giden yol konulu konferans gerçekleştirildi. Bir başka başlık, Ticaret Borsası'nın desteğiyle Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'nun konuk olduğu Başarıya Giden Yol konulu konferans Kuzeykent Kampüs'te 3 Mart konferans salonunda gerçekleştirildi. Bir başka haber. Evet, Sözcü gazetemiz sevindirici bir haberi sürmanşetine taşımış. Belediye Spor'un sultanları evinde rakibini ezdi geçti. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 4. tamamlayan takımımız Kastamonu Belediyesi playoff 2. mücadelesinde evinde Üsküdar Belediyesi'ni ağırladı. Temsilcimiz, Belediye Spor Üsküdar Belediyesi önünde elde ettiği bu sonuç ile Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Evet değerli izleyicilerimiz, bir manşet programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.